Açcımız Nisan. Ama açcımız Ceylan. Karıştır, yavaşça karıştır. Bugün ortaklaşa mı yapıyorsunuz? Evet. Evet, kurmak testi yapıyorum. Evet. Yeterince uzayacak mı? Evet, 30 santimi geçti. Mükemmel. Ben de yapacağım. Kuyumak olmuş, kamera boğu içinde kaldı. Arkadaşlar siz de şok içinde kaldınız. Evet, tazecik ekmeklerimizi de bölelim. Nisan sana çikolatalı açma da aldım. Ooo, çerekliler anneciğim. Başka ne var? Simidimiz var. Simidimiz var. Bayılırım. Hadi afiyet olsun. Sıcak sıcak. Evet, sıcak sıcak çayımız da var. Evet. Ay, tam bir pazar kahvaltısı oldu bu. Merhabalar. Yine biz geldik. Evet, biz buraya sislerin içinden geldik. Evet. Bugün sisli bir gün. Sisli bir günde kamptayız. Evet. Neredeyiz? Kocaeli Hereke'deyiz. Hereke sahiline çektik. Bana kalbatın. Göz gözü görmüyor ama. Evet. Bana kalbatın. Evet. Az önce drone'la da gördünüz videoları. Aşağısı bembeyazken yukarısı günlük güneşlik. Yukarısı çok güzel ya. Öğleden sonra açacak diyor hava durumu ama bakalım açacak mı gerçekten. Bakalım. Açmazsa da artık sisli bir kamp olur yani. Güneş açarsa da montumu giymem ben. Evet. Nisan montunu giymeme hevesinde. Ağzın bunun çikolata babacım ya. Hiç silmemişsin ya. Baba aslında mont giymeye gitmiyorum. Niye? Giymeye gitmiyorum. Çünkü gerçekten böyle pasalarıma, buralarıma doğru geldiği için o yüzden mont giymiyorum yani. İyi bakalım. Bana kapatın. Yalnız havada bayağı soğuk ya. Ay, bana kapatın arkadaşlarım. Sizi çok seviyorum. Evet, Ocak ayı olmasına rağmen bir iki haftadır çok iyi gidiyor aslında sıcaklıklar. Evet. 15 derecelerde gidiyor. Şu an düştü ama. Ama karlı günler geri gelecekmiş bakalım. Evet. İstanbul'da karı görecekmişiz yine. Evet, yine karla buluşacağız. Sen seviyor musun Nisan karı? Çok seviyorum. Bir de yazın gelmesini bekliyorum. Yazı da çok seviyorum. Nisan yazı daha çok seviyor. Nisan evet. Yazı yüzmek için çok seviyor. Evet. Sürekli havuza, denize gitmek istiyor. Bir de mont giymeyi sevmiyor ya. Evet. Hep tişört giymek istiyor. Çünkü hep uzun kollu. Uzun kolludan bıktım artık. Bıktın mı? Bence de yaz gelsin ama yaz daha güzel. Yaz daha güzel. Aynen. Ya buradan siz çok güzel çıkıyorsunuz da ben küçük Hüsamettin gibi çıktım burada. Ama kadraj güzel oldu. Evet. Arkadaşlar bu arada yatmadan önce bana kalp atmayı unutmayın. Evet, unutmayın. Nisan sana bir sürü kalp atıyorlar zaten. Teşekkür ederim. Arkadaşlar siz sana karışmayın. Siz onlara karışmayın. Bana kalp atın. Sizi çok seviyorum. O zaman biraz dışarı çıkalım Nisan. Dolaşalım. Evet, hadi çıkın ama bakalım. Ben boyama yapacağım. Tamam, sen boyama yap, ondan sonra çıkalım. Abi şimdi ben bir şey göstereyim. Nisan ne? Versene. Şimdi arkadaşlar. Ver be anneciğim. Özellikle çocukla gezen ailelere hani göstereyim bunu. Bu defter tükenmeyen defter diye geçiyor. Böyle Nisan boyuyor bunları. Yıkadığı zaman veya ıslak mendille sildiği zaman çıkıyor. Yani dolayısıyla bitmeyen bir boyama defteri olmuş oluyor. Tek defter taşıyorsunuz. Aynen, tek defter taşıyorsunuz. Gerçekten çok başarılı. Yani Nisan yaklaşık bir aydır falan kullanıyor. Biz çok memnunuz. Kamplara da getiriyorum. Ve artık... Seviyor yani. Bence alabilirsiniz. Artık taşımadan boyayabiliyorum. Kendimi çok delirtiyor. Ya en azından kendimi şey böyle bir sıcak çay içmelik size vakit sunuyor yani. Bakın böyle. Bu da işte gezen annelere öneri olsun. Evet, yürüyüşe çıktık Nisan'da. Sis bayağı bir kalkmış ama arkada gördüğünüz gibi hafif yine var. En azından güneş çıktı. Akülerimiz doluyor. Değil mi Nisan? Ama evet, burası da böyle arka taraf. Full soğuk. Mangal yapılacak yerler var. Ama hala soğuk. Evet, soğuk babacığım. Montumuzu giyeceğiz. Kış mevsimindeyiz. Buraya biz daha önce gelmedik bayağı. Hem tren yolunun hem otoyolun
Şurası hem yüksek hızlı tren hattı, onun arkası otoyol. Böyle ufak bir giriş alanı var. Giriş yeri bayağı bir gizli saklı bir yerde. Navigasyonla geldik biz de. Yoksa başka türlü bulmak biraz zor. Böyle balıkçılar var, arkada iskeleler var. Güzel ama işte trafik ve tren sesi var sadece. O kadar dingin de bir yer değil yani. Önce burada bisiklet kiralayanlar gördük. Haritadan da baktık. Burada bir yerde bisiklet kiralanabiliyormuş. Kobisler bayağıdır da biz binmedik. Evet. Nisan, bisiklet sürelim biraz. Yok. Ama desen biz sahile gitmişlerdi onlar. Sürmüşlerdi. Anne düşmüştü değil mi? Evet, anne düşmüştü. Anne düşmüştü. Evet. İnşallah düşmez bir daha. Evet. Evet, burada su da bulduk. Karşıda tuvaletler var. Buradan da şuradan hortumunuz yeterse su çekebilirsiniz. Bakalım akıyor mu? Akıyor. Su da var yani burada. Ağaç bulmuşken hamağı kuralım. Her zaman böyle ağaçlar bulamıyoruz. Yine bisiklet kiraladık. Nisan dalga geçiyor benimle. Diyor ki anne yine düşmeyesin falan diyor. Neyse diyor, sen bisiklet kirala da babam yine düşmeni çeksin diyor. Nisan çok fena ya. Nisan oturduğu yere bak. Burada nasıl gideceğim babam? Aynen, Nisan öyle gidemezsin ki. Çok tehlikeli anneciğim böyle. Şu sepete mi otursa acaba? Ay ay ay. Çok ağır bir direğiz ya. Bu ne ya? Evet, kamp ateşimizi yakacağız. Evet. Aslında kamp ateşi değil bu Nisan. Mangal ateşi. Bugün yemekler kimden? Aşçımız kim bugün? Ben miyim? Bana mı kaldı bugün iş? Evet. Hadi bakalım. Bunları babalar yapar. Babalar yaparmış. Anneler yapmaz. Baba, orayı nasıl yakacaksın? Deneyeceğiz bakalım, yanacak mı Nisan? Bakalım bakalım. Daha çakmak yandı. Şimdi biraz önce misafirimiz vardı. Kimdi derseniz, bizim karavanı almadan önce en son karavanı kiralayan kişilermiş. Aslında bizim videolarımızı da izliyorlarmış. Bizim takipçilerimizmiş aslında. Aynen, takipçilerimizmiş işte. Videoları izledikçe işte sürekli ya denk gelsek de işte biz de bu karavanı bir hafta kullandık vesaire demek istiyorlarmış. Tanışmak da istiyorlarmış. Böyle ablayla denk geldik, konuştuk vesaire. Yani böyle garip bir şekilde buluştuk ve mutlu da olduk aslında ya, değil mi? Yani en son kullanan kişi biz, yani hani kiralayan kişi falan. Hani böyle garip ya, nereden bizim nereye? Bizim takipçimiz olması çok güzel. Ha, o şey. Çok enteresan. Evet, bu arada ben de ateşi yaktım. Yalnız minik minik oduncuklarla. Odun getirmemişiz, ne yapalım? Etrafta aynen. Ne bulursak onlarla yakıyoruz. Etraftaki minik çalı çırpıyla yakmaya çalışıyoruz şu an. Kafada da. Biz bu işin kolayını bulmak için ortama Adanalı arkadaşımızı çağırdık. Mangalı Adanalı yakar dedik. Aynen. Adanalı'yı çağırdık. Bir tane de minik bir bıdığımız var burada. Evet. Arkadaş. Mangal başında ısınmaca. Evet, şu an çok güzel ısıtıyor elimizi ya. Oo. Şu an keşke daha çok odunumuz olsaydı dedim. Ne istiyorsun Nisa? Kahve. Kahve mi istiyorsun? İpenciye. Sütlü kahve mi? Harika. Kahve istiyormuş annesi.
Bilmiyorum. Acaba sıcak çikolata mı yapsam? Salep mi yapsam? Evet. Hangisi acaba? Sıcak çikolata. Sıcak çikolata. Ne olacak bu akaryakıt zamları? Vallahi elimizi kolumuzu bağlıyor. Yani yaza göre iki kat arttı ya. Yani artık bir yere gideceğimiz zaman iki kez düşünüyoruz. Yani uzak yerlere gitmiyoruz. Yani şöyle bir şeyimiz yok. İşte ya tepki olsun aman gitmeyeyim evimde oturayım gibi bir şeyimiz yok. İşe gitmek için de arabayı kullanmak zorundayız. Yani evet. Ne yazık ki mecburuz akaryakıt almaya. Halimiz harap yani. Artık karavan kanalları teker teker kapanacak. Hepsi yerleşik hayata geçiyor. Yani bizden de çok da beklemeyin öyle artık kesmemek. Her hafta video beklemeyin. Karavan içinde içerik üreteceğiz. Ya işimiz, artık sohbet muhabbet. İşimiz çok zor ya gerçekten. Yani çocuklarımız için bilmiyorum, ben çok karamsarım ya. Yani bir ümit göremiyorum. Bir tutunabileceğim dalım kalmadı gibi hissediyorum. Maalesef. Belki bu kadar da karamsar olmamak lazım ama insan şu an öyle düşünüyor yani. İnsan ne yapıyorsun? Yanacaksın ama bak öyle, evet, ateşte ama oynama. Ateşte oynama. Kızım uzak dur biraz. Ve işin garibi ne biliyor musun? Yani artık o kadar alıştık ki her gün bir lira zam geliyor. Arkadaşlar, yani neredeyse benzin 15 lira olacak ya. Bunun deposunu doldurduk. İki kere zam geldi ondan sonra. Aynen öyle. Ve doldurduğumuzda tamamen boş değildi. Ona rağmen 550 lira verdik. Yani tamamen boş olsaydı 800 liradan aşağı çıkacağımızı zannetmiyorum. Ki ne kadar gidiyor deseniz, yani bir ay bile gitmiyor mazot. Uzak yerlere gidersen gitmez. Tabii yani. direkt iki günde biter o zaman canım yani. Yani işimiz çok zor. İnsan artık şey böyle elin bizim için birkaç gün bir yerlere gitmek, bir hani doğaya kaçış, meditasyon gibiydi. Artık onu bile yapamıyoruz ya. Evet, o bile lüks olacak. O bile lüks yani. Arabaya binmek nasıl lüks olabilir? Bilmiyorum ya. Halimiz harap. Yani zaten tüm hafta iş stresiyle yeterince böyle stresleniyorduk, dolup taşıyorduk. Bir iki gün bize çok iyi geliyordu. Onda bile insan şu an iki kez, üç kez düşünüyor vallahi. Ha yine düşünüyorum şey, yine iyi, kalacak yerimiz var, karavanımız var. Şu an otellere hiç güç yetmiyor. Arkadaşlar, bana kapatın lütfen. Herkesin derdi başka. Herkesin derdi. Biraz yaprak atayım şuna ya. Ben de atacağım.